Televizyonlardaki yorumculara da bal gibi sürpriz oldu. Şimdi bakın, herkes son 1,5-2 haftadır adeta Türk askerini aldı, sırtladı, Amerika ile çatışmaya götürdü. Bakın bu başlı başına televizyonlarda yapılan açıklamalar ve yorumlarda skandal. Yani bunu çok şükür ki Ankara'da, Türk devleti de, Türk devletini yönetenler de şu anda bu televizyonlarda bu yorumları yapanları dinlemiyorlar. Çok şükür bunların değerlendirmelerine de önem vermiyorlar. Verselerdi şu anda neredeyse Türk askeriyle Amerikan askerini karşı karşıya getirdiler. Suriye'de doğusunda yapacağımız bir müdahalede Amerika ile sıcak savaş durumuna bile gelebileceğiz. Evet, ben o kadar sıcak savaş aşamasına geleceğimize ihtimal vermiyorum. İran, Amerika Birleşik Devletleri artık Suriye'deki meselenin aynı Irak'ta olduğu gibi yaklaşık 1 trilyon dolarlık yeniden yapılanma dönemini açmış görünüyor. Bakın bunu da ilk kez söylüyoruz. Yani artık Suriye yeniden inşa edilecek. Bu sefer büyük şirketler orayı nasıl yıktılar şimdi yapmaya başlayacaklar. Aynen Irak'ta süreçte olduğu gibi. Ve sürüyor. Trump çok tartışılan Suriye'den çekilme kararı sonrası dikkat çeken bir tweet daha paylaştı. ABD Başkanı Suudi Arabistan Suriye'nin yeniden inşası için gerekli parayı ödemeyi kabul etti. İfadelerini kullandı. Bu ifadelerin ayrıntılarını... Amerika Birleşik Devletleri eğer ki Trump yönetiminde bir askerin burnu kanasa veyahut Amerikan bayrağına sarılı olarak Washington'a, Amerika'ya bu bölgeden bir asker gitse Trump'ın karizması yerle bir. İşte Trump'ın askerlerini geri çekme kararının altında yatan nedenlerin başına bu geliyor. 2. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın yapmak istediği tek bir şey var. Adeta ekonomiyi ayağa kaldırmak. Ve bu Amerika'nın şu anda birinci önceliği sınırlarını korumak, Meksika ile ağırlıklı. Hiçbir şekilde mülteci akınını istememek ve ağır vergilerle müdahaleleri gerçekleştirmek. Bu süreçte hiçbir şekilde sıcak savaş öngörmeyen bir Trump var. Bunu